Herkese merhabalar. Ekonomi ekranında bugün sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın en önemli verisi Amerika'daki enflasyon datasıydı. Amerika'da enflasyon, manşet enflasyon yıllıkta 8.1'lik beklentinin üzerinde 8.2 olarak açıklandı yıllık enflasyon. Şimdi manşet enflasyonda aylık değişim beklentisi 0.2 seviyesindeyken gerçekleşme 0.4 oldu. Yine de bu manşet enflasyon yıllık bazda 8.3'ten 8.2'ye gerilemiş durumda. Yani geçen ayki yıllık enflasyona göre bir düşüş var. Ama beklentinin bir tık üzerinde geldi. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki son dönemdeki yatay seyrin başını çektiği sebeplerden ötürü beklentiler biraz daha düşük seviyedeydi. Son 7 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu manşet enflasyon üst üste 3 aylık bu düşüşüyle. Şimdi enflasyon ölçümünde çok sayıda alt endeks izleniyor. Ancak TÜFE bu endekslerin kapsamı ve anlamı itibariyle biraz daha ayrılıyor. Manşet enflasyon terimi de bu sebeple tüketici fiyatları içinde önemli bir alt nokta. Enflasyondaki direnç ve ivmeyi görmek için kullanılan bir de çekirdek enflasyon faydası var ki bu çekirdek enflasyon dediğimiz para politikasının etkinliğinin görece zayıf olduğu ve kısa vadeli şoklardan daha yüksek oranda etkilenen enerji gibi, gıda gibi fiyatların hesaplama dışında tutulduğu endeks türüdür. Burada da bu çekirdek enflasyonda dünkü Amerikan rakamlarına bakıldığında biraz daha olumsuz bir manzara var. Aylıkta 0.4 beklenirken 0.6 geldi. Yıllıkta da %6.5 beklenirken 6.6 olarak açıklandı. Kısaca enflasyonda manşet ne olursa olsun trendde bir ivme kaybı söz konusu değil ve geçen ayki manzara geçerliliğini koruyor. Şimdi bu veriler açıklandıktan sonra bir anda yurt dışı piyasalarda sert satışlar gördük. İşte Amerika borsaları Dow Jones'ta 500 puanlık eksiler vardı ama gün sonuna doğru tekrar toparladı ve 800 küsur puan artıyla Amerika kapanışını yaptı. Avrupalar yine sert satışlar yedi. İşte %1'in üzerinde olan satışları gördük. Gün sonuna doğru tekrar %1 civarında artıyla piyasalar kapandı. Verinin ardından Biden'ın açıklamaları vardı. Enflasyondaki düşüş eğilimine rağmen yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi. Yani enflasyon hala öncelikli hedef Amerika için. Fed Başkanı Yellen'ın açıklamaları vardı. O da buna benzer işte yapılması gereken çok iş ifadesini kullanarak yine enflasyonla mücadelenin öncelikli olarak devam edeceğini anlattı. İşte geçen hafta tarım dışı istihdam rakamlarını konuşmuştuk. Bu hafta Amerika'da enflasyon konusunu konuşuyoruz. Peki Fed önümüzdeki dönemde ne yapar? Şimdi rakamlardan sonra 1-2 Kasım'daki Fed toplantısında 75 baz puanlık bir artış yapacağı hemen hemen kesinleşti. Yani burada bunu %100 diyebiliriz. Aralık ayı toplantısı için fiyatlanan 50 puanlık artışın acaba hani 75 baz puan olur mu olmaz mı şeklinde soru işaretleri oluşmaya başladı. 50 orada da garanti ama 75 de olabilir gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde bakıldığında 4.75-5 baz puan seviyelerine gelmesi Amerika'da faizin çok uzak bir ihtimal değil gibi görünüyor. Enflasyonun %8'in üzerinde olduğu bir ortamda faizlerin %5'lerde olması da aslında çok da absürt bir durum değil diye yorumlamak gerekir. Yurt içi piyasalara gelecek olursak, yurt içi piyasalarda geçen haftada konuşmuştuk. 3600 seviyesi önemli bir noktaydı. 3450 önemli bir desteğimiz, 3600 önemli bir direnç noktamızdı. 3600'ü bu videoyu çektiğimiz an itibariyle kırmış durumdayız. Yukarıda daha önce 3715 seviyesi görmüş olduğumuz 3715 seviyesi hedefimiz olacak. 3715'i kırarsak 4000'lere doğru bir hareket olur mu? Evet olabilir. Yani 3450 aşağıda kırılmadığı takdirde yön hala yukarıda Borsa İstanbul için. Onu net şekilde söyleyebiliriz. Hani neden bunu söylüyoruz? İşte tahvil faizleri Amerika'da yükseliyor faiz artışı beklentisiyle. Yurt dışı piyasalara satış geliyor ama bizde tahvil faizleri zaten şu anda aşağılarda. Özellikle hazine bonolarında 10-15 bandında vadelere göre değişen oranlar var. Mevduat faizi %19-20 seviyelerinde. Enflasyonumuz %83,5. Bu ortamda borsa tarafında hala olumlu seyir devam ediyor, ilgi görüyor. Yabancı var mı? Yabancı yok ama yerli yatırımcının ilgisi borsayı sıcak tutuyor. O nedenle yukarı beklentimiz bizim Borsa İstanbul'da devam ediyor. Neler ön plana çıkabilir sektör olarak? Geçen hafta bahsetmiştik zaten. Buradaki önerilerimiz zaten bizim bir günlük, iki günlük değil. Orta ve uzun vadeli portföy oluşturuyorsanız işte belirli sektörlerde bir sepet yapmanız lazım.
Nedir bunlar? Enerji son dönemde oldukça hareketliydi. Enerji sektöründeki hareket daha hala devam edebilir. Havacılık sektörü hala devam edebilir. Perakende sektörü ve gıda sektörü hala devam edecektir. Bankacılık sektörü son Eylül ayındaki oynaklıktan sonra biraz normale dönmeye başladı. Bankacılık sektöründeki karlılık hala devam ediyor. Dolayısıyla o tarafta da beklentiler dolayısıyla önümüzdeki dönem sektör olarak iyi olabilir. Genel olarak sektörel bazda bunları söyleyebiliriz. Ha, hisse olarak eğer düşünülürse hisseleri bilanço beklentilerine göre önümüzdeki programlarda aslında açıklamak lazım. Neden? Çünkü şimdi kurumlar, araştırma bölümleri şirketlerle görüşüyor. İşte 3. çeyrekte yaptığı faaliyetlere bakıyorlar ve gelecek bilançoları tahmin etmeye çalışıyorlar. Bu bilanço analizlerine göre muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren biz hisse bazlı da önerilerimizi yapmaya başlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi Borsa İstanbul tarafında olumlu seyir devam ederken döviz tarafına hemen geçelim. Döviz tarafında çok büyük bir kıpırdanma yok. Dövizde özellikle 18.50-18.60 seviyelerinde dolar TL kurunun sıkıştığını görüyoruz. Bu sıkışma bir süre daha devam edebilir. Aslında bu sıkışma değil. Doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan bir müdahale döviz kuruna. Çünkü bakıldığında işte net hata noksanda artış var 28 milyar doların üzerinde. Yani kaynağı belirsiz bir para girişi var. Bu kaynağı belirsiz para girişiyle dolara müdahale edilmiş olabilir şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Bu yoruma ben de katılıyorum. Son dönemde Merkez Bankası'ndaki bu kadar para girişine rağmen rezervin çok ciddi şekilde artmamasının nedenlerinden bir tanesi de aslında bu gibi görünüyor. Tabii burada kur korumalı mevduatı olan ilginin de azalmakla birlikte hala devam ediyor olması, dövize yönlenmiyor olması zaten ekonomi yönetiminin istediği de bu. Yani TL'nin döviz tarafına kurları hareket ettirici şekilde yönlenmemesini istiyor. Bu nedenle işte kurumsal hesaplara tüzel kişilere vergi indirimleri, vergi istisnası vesaire gibi teşviklerle de kur korumalı mevduat canlandırılmıştı ve hala da devam ediyor ki 2023'ün Aralık ayına kadar da uzatıldı kur korumalı mevduat. Bu baskılama devam edecek ama hala yön yukarı. Ben yıl sonunda 20 liranın üzerindeki dolar kuru beklentimi hala koruyorum. Ha, arada piyasaları etkileyebilecek, ülkeyi etkileyebilecek hem ekonomik hem de siyasi gelişmeler olursa kur tarafında hızlı sert atakların olabileceğini de unutmamak lazım. Kur tarafında gevşemelerin alım fırsatı olarak değerlendirileceğini ben düşünüyorum. Ons altın tarafına bakılırsa az önce de bahsetmiştik işte Amerika'da enflasyon hala beklentilerin üzerinde. Faiz artırımları devam ediyor. Faiz arttığı zaman tahvil faizlerindeki bu yükselişle para diğer ürünlerden, diğer finansal ürünlerden o taraflara kayıyor. Dolayısıyla kıymetli madenlerden de bu ortamda bir kaçış oluyor. Ve 1700 doların tekrar altındayız. Şu anda 1665 dolar seviyelerinde altının onsu. 1700'ün üzerinde kalıcı olamıyor. 1600'lere geldiğinde hızlı tekrar tepki veriyor ama 1650-1700 arasında orada da bir sıkışmış durumda olduğunu görüyoruz. Petrol tarafına bakıyoruz. Petrol tarafında özellikle Suudi Arabistan'ın açıklamaları etkiliydi. Hatta Amerika ile bu nedenle son dönemde bir gerginlik var. İşte Biden OPEC ülkelerine günlük 2 milyon varil kısıntının yapılmaması gerektiğine dair açıklamalar okuduk, gördük. Bu gelişmeler her ne kadar petrol piyasasını ilgilendirse de tabii ki resesyonla ilgili kaygılar da petrolün çok da yukarıya gitmesini engelliyor, baskılıyor. Ya orada da 90 doların altına çok fazla gelmiyor Brent petrol. 90-95 seviyelerinde bir süre daha devam edeceğiz gibi. Ama petrolle ilgili özellikle OPEC üyelerinin atacağı adımlar önümüzdeki dönemde belirleyici olacak. Ya orada bir süre daha yatay bir bant içinde hareket edilebilir gibi görünüyor. Genel olarak piyasalara baktığımızda geçen haftadan bu yana çok büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ama ben hisse senedinde yatırım yapan yatırımcılar için özellikle şunu belirtmek istiyorum. Portföyünüzü oluştururken kısa vadeli değil, biraz daha orta ve uzun vadeli olarak düşünmeniz lazım. Orta ve uzun vadeli olarak portföy oluşturduğunuzda günlük dalgalanmalar sizi rahatsız etmemeli. Yani siz bugün bir hisseyi aldığınızda, 50 liradan bir hisseyi aldığınızda bu hisse 49 liraya düştüğünde yandım, bittim, mahvoldum dememeniz lazım. Çünkü siz orta uzun vadeli almışsınızdır onu ve bu dalgalanmalar sizi psikolojik anlamda rahatsız etmemeli. Kredili ve kaldıraçlı işlem mümkün olduğunca yapılmamalı. Çünkü şu anda yurt dışında özellikle aşırı oynaklık var. O nedenle bu oynaklık dolayısıyla bizim yurt içi piyasalarda her ne kadar olumlu da bizim beklentimiz olsa bizde de dalgalanmalar olabilir.
ki bunu son bir buçuk aydır da sert şekilde yaşıyoruz. 3700'lerden 3200'lere geri çekilme. Tekrar şu anda 3630'lara geldik. 3600'ün üzerindeyiz. Yani o oynaklık bir süre daha devam edebilir. Ama bu oynaklıklarla birlikte yukarıya giden bir piyasa beklentisi zaten var. Doğru hisseleri, doğru sektörlerdeki doğru hisseleri almak lazım. Doğru hisselere yatırım yapmak lazım. Az önce de söylediğim gibi bu hisselerle ilgili, önerdiğimiz hisselerle de ilgili bilanço beklentilerine göre analizlerimizi önümüzdeki yayınlarda sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz.